Elite Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ETS'siz save dosyası nasıl yüklenir onu öğreteceğim. Şimdi öncelikle forum.wot.wp'den save dosyasını indiriyorsunuz. İndirdiğiniz dosyayı şöyle göstereyim. Belgeler, Rotax Simulator 2, Profiles klasör içerisinde atıyorsunuz. Klasörün için attıktan sonra şöyle bir save dosyası görecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu kapatalım. Sonra oyunu açıp Rotax Simulator 2 içine geldiğinizde CMSM BC save'i göreceksiniz. Şimdi burada gördüğünüz ünlem işaretlerini dikkat almayın. Otomatik kayıtları kapatalım. Şimdi hiçbir DLC paketiniz yoksa bunlar çıkmaz arkadaşlar. Going East İskandinavya, Going East İskandinavya, Fransa vesaire yoksa bunlar çıkmaz. Hiçbir DLC paket olmayan arkadaşlar buradan giriş yapıyor. Yükleniyor. Yükle dediğinizde oyun uygun bir araca uygun bir yere çekiyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi harita bu şekilde geliyor. Şurası keşfedilmemiş olarak görünüyor. Onu dikkat almayın. Siz kendiniz orayı keşfedersiniz. Bütün ana harita açık. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer seviye gösterelim. Evet arkadaşlar, sesim geliyor mu bilmiyorum. Dondu video. Neden dondu? Gidiyor. Her neyse arkadaşlar, şimdi burada tekrardan oyunu yüklerken büyükler gelmiyor tabi. Oyunu yükleden geliyorsunuz. Şimdi bütün sevler açık görünüyor. Bunu benim çıkmam lazım. Yanlış aldım çünkü. Evet arkadaşlar, şimdi coin quest olanlar buradan da girebilirsiniz ama burada haritanın tamamı açılmayabilir. Coin quest save yazan yere tıklıyorsunuz. Şimdi oyun yüklenecek. Evet, sizi uygun bir yere normalde götürmesi gerekiyor. Burada Milano da görüyor. Dikkat almayın. Gördüğünüz gibi bu haritada otomatikman açılmış oluyor arkadaşlar. İskandinavya olduğunda da şu kısım ekleniyor. Onun için bunu geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yine burası bu şekilde geliyor ama siz bunu dikkat almayın. Siz de ilk geldiğinde şurada gelecek. Şimdi İskandinav olanda şurasını seçebiliyorsunuz. Ama bunda ünlem işareti çıkar, bilginiz olsun. İskandinav seviye tıklayıp giriyorsunuz. Sizi yine Milano'ya yönlendirebilir. Evet, otomatikman yine Milano'ya attı bizi. Şimdi bu şekilde olduğu zaman da görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm şehirler açık. Sadece şu küçük yerler, liman kısımları açık değil. Oralarda artık kendiniz
keşfini sağlamış olursunuz. Şimdi bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, Fransa diyasesine sahip olanlar da bundan giriş yapıyor. O işaretinin olduğu yerden giriyoruz arkadaşlar. Özür dilemek geldi. Yine aracı uygun bir yere park edebilir. Ama emin değilim, park etmeyebilirdi. Burada direkt Fransa'dan başladı. Yani Paris'ten başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada şu kısımda açıl. Gördüğünüz gibi. Yani DLC sayısı arttıkça harita sayısı otomatikman buralarda açılmış oluyor. Bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, en son İtalya DLC'sini aldıysanız buradan CMSNBC olan sondan, yani en üstten ikinci sıradakini seçiyorsunuz. Otomatikman size bulunduğu garaj atıyor. Açılmasını bekliyorum. Büyük ihtimal Roma'daki garajı atacak. Evet arkadaşlar, haritamızı şöyle görelim. Roma'ya attı. Gördüğünüz gibi bütün şehirleri otomatikman açık. Şurası ise arkadaşlar Baltık DLC'si ile birlikte açılıyor. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi bütün şehirler açık. Bir sonrakine geçelim ama hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, son DLC'mizde Baltık Sea olan bunu seçeceksiniz girmek için. Bunları seçerseniz açılmayabilir haritan tamamı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi haritamızı da şöyle açalım. Saint Petersburg'da açılıyor garajı. Şurası gördüğünüz gibi Baltic Sea DLC'si ile açılıyor. Haritanın tamamındaki şehirler açık arkadaşlar. Yollar açık değil. Yolları kendiniz açacaksınız. O yüzden dolayı yollar açık değil. Bir de arkadaşlar, bu haritanın tamamının açık olduğu bir sev gelecek. Yani yollar, garajlar, araba ve araç garajları hepsi açılmış olarak gelecek. O pro sürüm de gelecek. Pro sürümde şöyle bir artısı var arkadaşlar. Pro sürüm ücretlidir. Kişiye özeldir. Bilginiz olsun. Yani isim olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada NSC'ye bastım. Profil kısmında şurada CMSNBC yazıyor. Burada bu yazmayacak. Kendi isminiz yazacak. Aynı zamanda haritanın tamamı açılmış olacak ve yeni gelen tüm güncellemeleri almış olacaksınız. Aynı zamanda da yükleme kısmına burada olmayan save dosyalar eklenmiş olacak. Aynı zamanda konvoy save'leri vesaireler düzenli olarak bu DLC'nin paketler içerisindeki yollardan özel seçilmiş konvoy save'leri hazırlanacak. Ve save'le birlikte gelecek. Aynı zamanda kişi yazar olduğunu az önce belirtmiştim. Yandex üzerinde save dosyanız saklanmış olacak. İstediğiniz zaman kaybetseniz bile orada alabiliyorsunuz. Yani yanlışlıkla silmeniz durumunda. Şimdi arkadaşlar, bir de bunun haricinde bazı özellikleri var ProSave'in. Onu da şöyle notlarımdan bakayım.
Şimdi her yeni çıkan seri dosyasında ücretsiz sahip oluyorsun bir kere satın aldığınızda. Normal seri dosyasında olmayan harita paketleri bulunuyor. Kişi özeldir, az önce belirtmiş olduğum gibi. Kanalımızın ismi Elite Game ya da CMSNBC ile geçmiyor ismi. Oyun içine kişi özel resim tasarımı. Yani şu kısımda gördüğünüz bölüm arkadaşlar, buraya sizin resminiz geliyor. Her araçtan modifiyesi satın almış garajlar da bulabiliyorsunuz. Özel konvoy serileri barındırıyor. Bu açık harita barındırıyor. O yakın zamanda gelecek. Günümüz değil. Yapay zeka ve şoförlerin tamamı dahil olacak işine. Belirtmiş olmayayım. Yandex'e saklanacak. Her gelen güncelleme otomatik olarak satın alan kişiye gönderilecek. Peki bu Pro Save. Ücretli. Peki ücreti ne kadar arkadaşlar? Pro Save'in ücreti arkadaşlar sadece 10 lira. Size bir IBAN numarası verecek. IBAN numarasını 10 liraya yatırdığınızda otomatikman mail adresinize Pro Save'in linki gönderilecek. Oradan başvuru yapıp alabileceksiniz. Yani indirebileceksiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Pro Save satın almak için bir Google Form üzerinden bir başvuru dosyası oluşturacağım ben. Orada kişisel bilgileriniz talep edilecek. Yani mail adresiniz, isim soy isminiz. Bir de oyunda geçmesini istediğiniz isminiz olarak geçecek. Bunun haricinde bir özellik daha ekleyebiliriz. Pro Save'in içerisine. Seçmek istediğiniz araç şu anda Scan olarak, düzeltiyorum, Volvo olarak var. Eğer siz Scan'a seviyorsanız Pro Save'de hazırlarken adınıza uzan seçtiğiniz bir aracı da oraya bırakabiliriz içerisine ya da siz kendiniz oradan da alabileceksiniz. Yani birçok özellik gelecek zamanla. Belirtmiş olduğum gibi 10 TL'ye hesabıma yatıranlar Pro Save'in sahibi olacak. Pro Save'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir emek harcanıyor. O yüzden dolayı izinsiz çoğaltılması ya da başka bir platformda satılması kesinlikle yasak. Takibimde olacak. Yani böyle bir şey olursa eğer o kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak. Bilginiz olsun. Bu sebepten bu Pro Save'i hazırlama gereği duydum. Çünkü daha önceden de böyle bir save dosyam çalındı. Yapıldı. Bir sitede ismini vermeyip benim paylaştığım dosyayı alıp kendisi paylaşmış gibi resmi vesaireyi değiştirmeden otomatikman paylaştığı için Pro Save fikri ortaya çıktı. Umarım anlamışsınızdır. Ben de net anlatabilmişimdir. Nasıl yüklendiği konusunda kısa bir video oldu. Pro Save'in özelliklerini kapsamlı bir şekilde aktarırız arkadaşlar. Şimdi bir konudan da bahsedeyim. Kişiye özel resim demiştik. Bir şuradan profillerden, bu profilden çıkalım. Onu da görmemiştir. Gördüğünüz gibi benim kullandığım kendi profilim. Şimdi girelim bunu. Burada diğer sinyal eksik diyor ama yüklemeyecektir bu. Çünkü bunlar istiyor arkadaşlar. Bunların hepsi bende mevcut. Save'i de bu şekilde kaydettiğim için çıkmıyor. Şuradan göstereyim o zaman. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir resim oluyor kişiye özel. Yani istediğiniz resim şunun yerine. Bu istediğiniz resim arka plan olarak oraya yerleştirmiyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın, beğeni atın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.